Mafya lideri Alaaddin Çakıcı, Kıbrıs'a yerleştiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Çakıcı, "Ben şu an özgür bir vatandaşım. Kıbrıs'a da, dünyanın her yerine de gidebilirim," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşım diyerek sahip çıktığı organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaaddin Çakıcı, hakkında Kıbrıs'a yerleştiği yönünde atılan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddiaya net bir yanıt vermezken, kendisinin şu an özgür bir vatandaş olduğunu ve dünyanın her yerine gidebileceğini ifade etti. Çakıcı'nın açıklamalarını olduğu gibi aktardık. İmla ve anlam bozuklukları kendisine aittir. Çakıcı'nın açıklamaları şöyle. Batı ve okyanus ötesi İsrail, ortaklaşa, ülkemizde çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçilerini devreye sokarak, günlerdir bu çirkin oyunda her konuda gündeme getiren sözde basın mensupları, bir haberlerinde de Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gönderildi diyorlar. Ben şu an özgür bir vatandaşım. Kıbrıs'a da dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu kimsenin sorunu değilken niye bu kadar sorun ediliyor? Sabahattin Önkibar isimli gazeteci YouTube'da yayınladığı videoda Alaaddin Çakıcı'ya eroin baronu olması teklif ediliyor diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın git karını kerhaneye bırak derim. Ülkemiz üzerinde bypass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki devletin bekası söz konusuysa tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır. Kamuoyunun bilgilerini arz ederim. Peki gazeteci Sabahattin Özkibar'ın iddiası neydi? Gazeteci Özkibar, Ankara'da yaşayan eski bir istihbarat elemanını dayandırdığı haberde, Alaaddin Çakıcı tahliye olduktan sonra bürokrat ve sivillerden oluşan bir grubun kendisini ziyarete gittiğini söylüyor. Ziyarette Çakıcı'ya PKK'nın uyuşturucu işinden çok ciddi paralar kazanıp bu paraları Türkiye'ye karşı kullandığından bahsetmişler ve Çakıcı'ya teklif olarak bu işe el atıp uyuşturucu işini PKK'nın elinden alıp kendisinin yönetmesini istemişler. Fakat Çakıcı bu teklifi uyuşturucu ile işim olmaz diyerek reddetmiş. Gazeteci Sabahattin Önkibar bu iddiayı Alaaddin Çakıcı'nın çok yakınındaki bir adamına teyit ettirdiğini söylüyor. Hatta gazetecinin iddiası Çakıcı'nın adamının fazlası var, eksiği yok dediği yönünde.